Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları bu merang serisim üstü ifadeler üstün üstü kuralıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak üstün üstü kuralını inceleyerek dersimize başlayalım. Gençler üstü ifadelerde eğer üstün üstü anlırken üstleri çarparız. Bakın buradan A üzeri M üzeri N'de ne yapıyoruz? M ile N'yi çarparak A'nın üzerine yazıyoruz. Evet. Arkadaşlar üstü bir ifade. Taban üstü ifade olarak yazılıp üstün üstü de anılabilir diyoruz. Bakın burada 9'u. 9 yerine 3 üzerin 2 yazarsam yani 3'ün karesi yazarsam. 9'un 3. kuvveti yerine 3'ün karesinin 3. kuvveti yazıyoruz. Burada da üstün üstünü çarparsam ne demektir gençler? 3'ün 6. kuvvetine eşittir diyelim. Şunu da düzeltelim. 3 üzeri 6'ya eşit olur diyelim. Üstü eşitliklerde gençler tabanlar eşit ise üstlerde birbirine eşittir diyelim. Ve etkinliklerimize geçelim. 12. etkinlikte aşağıda verilen üstü ifadelerin değerlerini bulmamızı istiyor. Yani üstün üstünü ne yapacağız gençler? Üstü ifadelerde kuvvetleri çarparak bulacağız. O halde 5 ile 6'yı çarparsam 30 yapar. 3 üzeri 30'a eşittir. 2 üzeri 4 üzeri 3 de 4 kere 3 12'dir. 2 üzeri 12. 1'in 4 kere 3'ü çarparsam 1'in 12. kuvveti demektir. 9'un 2. kuvvetinin 7. kuvveti 2 kere 7 14'e eşittir. 9 üzeri 14'tür. E, 8'in eksi 4. kuvvetinin 5. kuvveti eksi 4 ile 5'i çarparsam eksi 20'dir. 8 üzeri eksi 20 olarak yazarım. Gençler bakın. Eksi 3'ün karesinin 5. kuvveti. Şimdi gençler dikkat edersen dışarıdaki sayı tek sayı. O halde ne olacak? Negatif olacak. Bunu nasıl yazıyorum? Eksi 3'ün 10. kuvveti olarak yazıyorum. Gençler dışarıdaki sayı çift sayı olsaydı parantezi alacaktım. Bakın şöyle gösterelim. Eksi 3 üzeri 10 olarak yazacaktım ama pozitif olmasını istemediğimiz için parantez kullanmadan yazıyorum. Evet. 1'in eksi 4. kuvvetinin 2. kuvveti bir, bir üzeri Eksi 8'dir. Evet gençler bakın. Eksi 5'in 3. kuvvetinin 6. kuvvetinde kuvvetleri çarparsak eksi 5 üzeri 18'dir. Şimdi gençler bakın burada 6 çift olduğu için sonucun pozitif olması için ne yaparız? Parantez kullanırız. Evet. Eksi 5 üzeri 18'dir. İstersek bunu pozitif olacağı için 5 üzeri 18 şeklinde de yazabiliriz. Onun 7. kuvvetinin 3. kuvveti 10 üzeri 21 demektir. Yine eksi altın ikinci kuvvetin eksi üçüncü kuvvetinde sonucun gençler negatif olmasını istiyorum. Çünkü dışarıdaki sayı tek sayı. Bakın iki sadece altın üzerinde. Evet üstleri çarpasın. Eksi altının eksi altıncı kuvveti. Evet tek sayı istediğim negatif sayı istediğim için parantez kullanmıyorum. Eksi dördün eksi beşinci kuvvetin dördüncü kuvveti. Dört çift olduğu için pozitif olacak diyorum. Eksi dördün parantez olarak eksi yirmi yazıyorum. İstersek bunu 4 üzeri eksi 20'de yazabiliriz. Evet. 2'nin eksi 3 ile eksi 8'i çarparsam 24 yapar. 2'nin 24. kuvvetine eşittir diyelim. Evet. Devam edelim gençler. 13. etkinliğimize bakalım. Aşağıda verilen eşitlikte yer alan sembollerle karşılık gelen sayıları bulmamızı istiyor. Gençler tabanlar eşitse kuvvetler eşittir. Bakın 4'ler eşit olduğu için o halde yıldızın değeri 8'e eşittir. Şimdi 2 üzeri kare et evet 32'yi gençler 2'nin kuvveti olarak yazmak istiyorum. 2 üzeri kareyi yazdım. 32 biliyorsunuz 2 üzeri 5'e eşitti. Bakın 2'ler eşit olduğu için o halde karenin değeri 5 olur diyelim. Evet gençler bakın 3'ler eşit. O halde kare artı 2 5'e eşit olacak. Evet buradan gençler 5'ten 2'yi çıkartırsam karenin değeri 3 olur diyoruz. Evet tabanlar eşit gençler 7'ler. O halde yıldız eksi 2. Eksi 3 eşittir. Eksi 2'yi karşıya gönderdim. Artı 2 olarak geçti. O halde yıldızın değeri eksi 1 olur diyoruz. Gençler 8'in üçgen e, kare kuvveti 2 üzeri 9'a eşitmiş. O halde 8'i bakın 8 yerine 2 üzeri 3 üzeri üçgen yazdım. Eşittir. Bunu düzenlersem üstün üstünü çarparsam üçgenle kareyi çarpıyorum. 3 ile kareyi çarpıyorum. 3 kareye eşittir. 2 üzeri 9 yazalım. Şimdi tabanlarımız eşit oldu. O halde 3 kare 9'a eşitse evet arada çarpma işlemi vardır diyorum. O halde kareyi bulmak için 9'u 3'e böleriz. Ve karenin değeri 3'e eşittir deriz. Evet gençler. 25 ve 625'i gençler burada her ikisini de 5'in tabanında yazabilirim veya 25, 625 gençler 25'in karesidir. Bakın o halde 25'in üçgen kuvveti 625 yerine 25'in karesi yazıyorum. Üste eksi 1. Düzenlersem 25'in üçgen kuvveti 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. 25 üzeri eksi 2. Şimdi 25 eşitse gençler üçgende eksi 2'ye eşittir deriz. İstersek gençler burada 5 tabanında yazarak da işlemimizi yapabiliriz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet üstü sayıları sıralama yapar gençler. 3 tane yöntemden faydalanıyoruz. Gençler eğer değerlerini hesap edebiliyorsa küçük sayılarsa değerlerini hesap ediyoruz ve büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Eğer gençler değerleri kolay değilse yani küçük sayılar değilse tabanları eşitse üstü büyük olan daha büyüktür diyorum. Eğer üstler eşitse gençler tabanı daha büyük olan daha büyüktür diyerek ne yapmış oluyor? Sıralama yapıyoruz. Evet burada gençler hemen şöyle büyütelim. Aşağıda verilen üstü ifadelere büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istedim. Şimdi gençler bakın burada verilen A'da verilen sayılar değerlere hesap edilebilecek sayılardır. O k'nin değeri 5'in karesi 25. m'nin değeri 2'nin 4. kuvveti 16. Ve m'nin değeri de 3'ün 3. kuvveti 27'dir. Büyükten küçüğe dediği için bakın 27 büyüktür. 25 o da büyüktür 16. Yani m büyüktür. K Evet şu m bu neye gençler özür dilerim. Şöyle şurayı düzeltelim. N'nin değeri 27 dedik. O halde 27 büyük olduğu için N büyüktür. K 25'ti. Evet M de en küçük. Şimdi X'e baktığımız zaman gençler 64 üzeri 4. 27 üzeri 8 ve 25'in 12. kuvveti. Burada gençler X'i, Y'yi ve Z'yi düzeltelim. Şimdi X'i 2'nin tabanda yazarsam. 2 üzeri 6 üzeri 4 olarak yazdım. Bu da 2 üzeri 24 demektir. Şimdi y'ye bakalım. 27 3'ün tabanda yazıyorum. 3 üzeri 3 üzeri 8 olarak yazdım. 3 üzeri 24 oldu. Son olarak z'de gençler. 25 yerine 5'in karesi yazdım ve 12. kuvveti. Burada ne yapar? 5 üzeri 24 olur. Şimdi gençler tabanları değil üstleri eşitledik. O halde tabanı büyük olan büyüktür. Bakın 5 üzeri 24. Büyüktür. 3 üzeri 24'ten o da büyüktür. 2 üzeri 24. Yani Z büyüktür. 3 üzeri 24 Y'di. O da büyüktür. X şeklinde sıralama yaparız diyoruz. Evet. C'ye geldiğimiz zaman gençler 16 üzeri eksi 3 8 üzeri 4 ve 64 üzeri eksi 2. Şimdi gençler 16'yı 2'nin karesi. 2'nin 4. kuvveti olarak yazalım. Eksi 3 t'yi 2 üzeri 3 olarak yazalım. Dördüncü kuvveti 64'ü de yani v'yi de 2 üzeri 6'nın eksi ikinci kuvveti yazıyorum. Burada üstün üstlerini çarpalım. 4 kere eksi 2, eksi 3, 2 üzeri eksi 12. Evet, 3 kere 4, 2 üzeri 12. Burada da yine 2 üzeri eksi 12. Şimdi gençler bakın 2 üzeri eksi 12'ler birbirine eşittir. Büyükten küçüğe doğru yazacağım için öncelikle pozitif yazalım. 2 üzeri 12 büyüktür. 2 üzeri eksi 12 eşittir. 2 üzeri eksi 12 oldu. Yani T büyüktür. P ile V de birbirine eşittir diyelim. Evet devam edelim. Evet. 5 üzeri 90, 8 üzeri 30 ve 9 üzeri 45. Gençler öncelikle bakın 5 üzeri 90 dursun. Şu R'yi düzeltmek istiyorum. Evet, 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazarsam. Evet 3 ile 30'u çarparsak 2 üzeri 90'dır. S'yi düzeltelim. 9'u 3'ün karesi yazalım. Üzeri 45. 2 ile 45 çarptım 3 üzeri 90. Zaten P'de gençler 5 üzeri 90'da Bakın kuvvetlerin hepsini gençler 90 yaptım. O tabanı büyük olan büyüktür. Yani 5 üzeri 90 büyüktür. 3 üzeri 90 o da büyüktür. 2 üzeri 90 dersem yani P büyüktür S o da büyüktür R şeklinde. Büyükten küçüğe doğru sıralama yapmış oluruz. Evet gençler şimdi 2 üzeri eksi 5, 3 üzeri eksi 2 ve 6 üzeri 2'yi şöyle sıralayabilirim gençler. 2 üzeri 5'i bakın direkt diğerine hesap edelim ne yapar gençler? 1 bölü 2 üzeri 5 yani 1 bölü 32. Evet B'ye bakalım. 3 üzeri eksi 2'yi direkt gençler 1 bölüm 3'ün karesi yani 1 bölü 9 olarak yazdım. Son olarak C'yi de 1 bölü 6'nın karesi yani 1 bölü 36 olarak yazıyoruz. Peki gençler. Şimdi dikkat ederseniz payda, paylarımızı eşit. Payları eşitken paydası küçük olan büyüktü. Yani 1 bölü 9 en büyüktür. 1 bölü 32'den bu da büyüktür. 1 bölü 36 diyoruz. 1 bölü 9 B'ydi gençler. B büyüktür. A o da büyüktür. C şeklinde sıralama yaparız diyelim. Evet. Son olarak F'ye baktığımız zaman. 125'e gençler ve 625'i öncelikle 5 tabanında yazmak istiyorum. A 125. 5'in 3. kuvvetiydi. 6. kuvveti. Bu 5 üzeri 18'e eşittir. B'nin değeri zaten 5 üzeri 12. Şimdi gençler C'de bakın burada 4 olduğu için bunu direkt artı olarak düşünebilirim. Yani pozitiftir. 625 de 5'in 4. kuvvetiydi. Üzeri eksi 4. Gençler burada 4 ile eksi 4'ü çarparsam 5 üzeri eksi 16'ya eşittir diyoruz. Evet burada en büyük sayımız 5 üzeri 18. Daha sonra 5 üzeri 12. Evet en küçük sayımızda 5 üzeri eksi 16 olur. Yani A büyüktür. B büyüktür. C şeklinde sıralama yapmış oluruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet 15. soruda aşağıda verilen e soruları cevaplandırınız diyor. 2 üzeri x m, 5 üzeri x n ise 100 üzeri x ifadesini m ve n türüne yazınız. Gençler önceki 100'ü asal çarpanlarına ayıracak olursam. Bakın 2'den başlayarak büyüyorum. 50, 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm 1'dir. O halde ben 100 yerine 2'nin karesi çarpı 5'in karesi yazdım. Şimdi sevgili gençler bakın bizden 100 üzeri x'i istiyor. O halde buraya x koyarsam aynı şekilde x'i buraya koyarız. x gençler hem 2'nin karesi hem de 5'in karesinin üzerinde. O halde x'i dağıtacak olursam 2 üzeri 2x çarpı 5 üzeri 2x olur. Gençler bakın 2 üzeri x'i elde etmek istiyorum. Bu sayı şöyle düzeltebilirim. 2 üzeri çarpma yaptığım için 2 üzeri x üzeri 2 şeklinde yazabilirim. Bunu da 5 üzeri x üzeri x şeklinde yazarım. Çünkü üstün üstüne zaten çarpma işlemi yapıyoruz. Ben 2 üzeri x'in değerini m olarak biliyordum. Bakın bunun yerine m yazıyorum. m'nin karesi. 5 üzeri x neydi? Bunu da n'nin karesi olarak yazarız. O halde m kare çarpı ne kare olur? Sorumuzun yanıtı deriz. Evet de gençler 180 üzeri x'in ifadesini ABC türünden istiyor. Yine 180'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. O halde 180 yerine 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yazdım. Gençler burada ne diyoruz? Şöyle rengi değiştirirsek. Benden üzerine x istediği için. Bakın x yazdım. Bunun üzerine de x yazıyorum. Şimdi bu x'i dağıtırsam gençler. 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 2x çarpı 5 üzeri x oldu. 180 üzeri x. Şimdi gençler burada yer değiştirecek olursam. 2 üzeri x. Bakın ne yaptım? Üstün üstüne hale getirdim. Çarpı 3 üzeri x üzeri 2. Bu da 5 üzeri x olarak kalsın. Şimdi biz neyi biliyoruz gençler? 2 üzeri x'in a eşit olduğunu biliyorum. O halde 2 üzeri x yerine a yazdım. a'nın karesi çarpı. 3 üzeri x b'ye eşitti. b'nin karesi. 5 üzeri x de c'ydi. O halde a kare çarpı b kare çarpı c olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet gençler bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.